Mustafa. Neredesin? Evde misin oğlum? Hocam balık niye gel arabayla? Tamam hadi çabuk olacağız. Bu balıkları yüzeye vuracağım. Şu... Getir baktı öyle. Atalarımı söylerler. Hı hı. Önünden geçerse dileğin kabul oluyor. Evet. Gölümüzün efsanesi, burada bir çobanımız varmış. Şu karşıda gördüğünüz mağarada yaşarlarmış. Sabahleyin koyun çobanı koyunları gütmeye götürdükten sonra fakirin birisi gelir. Herkesten un, yağ, bu gibi şeyler toplarken bu çobanın hanımını görünce güzel olduğu için, Allah rızası için sen de bir öpücük ver diyor. Bu Allah rızasını duyduğu için sesi çıkmaz. Akşam aynı olayı kocasına anlatır. Kocası da aynı şekilde buna hitaben ateş yakar. Der ki kendini şu ateşe at. Kadın tereddüt etmez. Allah rızasını bildiği için kendini ateşe atar. Ateş su olur, kadın balık olur. Duyduğumuz efsanelerden birisi budur. Zaten Ziya Paşa'nın kitaplarında da bu yazar. Atatürk Üniversitesi'nde var, mevcuttur bu kitaplarımız. Diğer konusuna gelince, bu suyun 50 dereceyi gördüğü halde donmadığı ve o 50 derece soğukta daha sıcak bir ortamda gözükmesi, dışarıda 50 derece soğuk olunca buranın suyu 18'de 22 derece arasında geçer ve bu suyun 4 kilometre aktığı yerde şu anda dahi yeşil otlar mevcuttur. Suyun aktığı yerde 4 kilometreye gider donar ama nehir olan çaylarımıza karıştığı zaman nehirler donar, bu su donmaz. Şifa şöyle diyeyim, benim köyüm 203 tane, 1146 nüfusumuz var. Bir tane romatizmalı kimseyi bulamaz. 7'den 70'ine kadar. Yaz kış gelir burada suya girerler. Bir de televizyona verecek misiniz? Evet.